Dekabrın 26-sı Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Thales International Western Countries Fərdi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyinin sabiq rəhbəri Türkiyə vətəndaşı Mehmet Şahanın növbəti məhkəmə prosesi keçirildi. Hakim Rahib Salmanovun rəhbərliyi ilə keçirilmiş məhkəmə prosesində iki nəfər şahid qismində iştirak edib. Şahidlərdən biri İqnoyev Anar Mehmet Şahanı tanımadığını bildirib. Prosesdə ittiham olunan şəxsin ev tutsağına buraxılması vəsadəti qəbul olunmadı. Mehmet Şahan Cinayət Məcəlləsinin 179-cu, 308.2 və 313-cü maddələrlə ittiham edilməklə barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Mehmet Şahan şirkət büdcəsindən 8 milyon manat mənimsəməkdə ittiham olunur. Növbəti məhkəmə prosesi 2023-cü il yanvarın 12-si saat 16:00-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçiriləcək. Məhkəmə prosesində olan Mehmet Şahanın həyat yoldaşı Tülay Şahan proseslə bağlı fikirlərini bildirib. Bugünkü Mehmet Şahanın məhkəmə prosesində bağlı sizin təəssüratınızı öyrənmək istəyirəm. Məhkəmə prosesi sizi qane etdi mi? Hayır, etmedi. Çünkü hakim bey halen gerçek delilleri mahkemeye istemedi, talep etmedi. Gerçek eşimin suçsuzluğunu ispatlayan ekspertiz raporları ve audit raporlarını halen mahkemeye istemedi. Gerçek delilleri hakim bey halen görmek istemiyor. Bugün sadece iki tane şahit geldi. O şahitler de zaten ifadelerinde eşimi tanımadıklarını, bir tanesi eşimi tanımadığını söyledi kesinlikle. Diğeri de bu konuyla ilgili hiçbir haberinin olmadığını, bilgisinin olmadığını söyledi. Görüyorsunuz eşimi suçlayan hiç kimse yok yine. Gerçek eşimi suçlayan yalancı şahit yine bu mahkemede de gelmedi. Mahkeme kendisini çağırdığı halde bu mahkemeye de katılmadı. Yalancı şahit derken kimi nezarda tutursunuz? Arif Guliyeva'yı. Kimdi Arif Guliyeva? Ben kendisinin gelip doğruları mahkemeye anlatmasını istiyorum. Kendisinin de verdiği ifadede zaten bir tuhaflık var. Çünkü verdiği ifadede zaten suçlunun kendisi olduğunu söylüyor. Gelsin burada mahkemeye katılsın. Gerçekler neyse mahkemede anlatsın. Benim eşim artık yeter 10 aydır içeride, suçsuz yere içeride. Bizim ömrümüzden çalıyorlar şu anda. Ben adalete inanıyorum. Eğer benim eşim adil yargılanırsa gerçekten adalete, adliye, yasalara uyulursa benim eşimin zaten dışarı çıkması lazım. Maalesef hakim bey bugün de ev tutsaklığını kabul etmedi. Yine reddetti. Kendisi şahitlerin hepsinin dinlenilmesini istiyor. Ama mahkemeye şahitler katılmıyorlar. Her mahkemede sadece iki tane şahit geliyor. Beşinci mahkeme bitti. Gelen şahit sayısı sadece 10. Ve hiçbirisi eşimi tanımıyor ya da eşimi suçlayıcı hiçbir ifade de bulunmuyor. Ben anlamıyorum neden benim eşim halen içeride. Madem öyle şahitler, ifadeler ortada zaten. O zaman gerçek ekspertiz raporları, audit raporları niye halen mahkemeye sunulmuyor? Hakim bey neden bunları halen talep etmiyor? Hanım, ümumiyyətlə məhkəmədə hakim neye esas tutup vəkillərinizin təqdim etdiyi ev dustaklığı vəsadətini kabul etmedi? Hakim bey diyor ki şahitler halen az. Yani sadece 10 tane şahit dinlenildi. Şu ana kadar sadece 10 tane şahit dinlenildi. Bugün yine 2 tane şahit geldi sadece. Yeteri kadar şahitin dinlenilmediğini iddia ederek mahkemeyi 10 ocağa attı. Yani janvi diyorsunuz. Janvi? Yanvar. Yanvar. 12 yanvar. Evet, 12 yanvara attı. Biz halen yeterli sayıda şahitlerin gelip yine eşimi tanımıyorum ya da biz bir şey bilmiyoruz demesini bekleyeceğiz herhalde. Ve ümumiyyətlə həyat yoldaşınızın, Mehmet Şahanın vəziyyəti ilə bağlı olaraq müraciətiniz var mı? Evet, evet biz ev tutsaklığı için her mahkemede talep ediyoruz ama her mahkemede iptal ediyorlar. Yani kabul etmiyorlar. Benim eşimin kaçmak gibi bir durum olsaydı zaten kendi ayağıyla Azerbaycan'a gelip ifade vermeye gelmezdi. Yani gerçek suçlu Lüksemburg'da oturuyor. Benim eşim şu anda burada. Yani Ermenilerin siparişiyle benim eşim şu anda tutsak tutuluyor Azerbaycan'da.
Benim eşimi şikayet eden kişi Pierre Mathieu ve Herve Derman'dır. Yani Madris Thales'teki müdürlerdir ve bunlar da Sarkisyan, Ermenistan Başbakanı Sarkisyan'ın yakın dostlarıdır. Yani bunu biz ispatlarıyla zaten delillerle sunuyoruz ama mahkeme bunları kabul etmiyor. Tülay Hanım, bu mahkeme proseslerinde Mehmet Şahan'ı birbaşa tanıyan ve ümumiyyətlə onun bu mahkeme prosesinde günahı olup olmadığını ispatlayan hansısa bir şahit ifadeleri, şahitlerin ifadeleri oldu mu? Evet, eşimin ofisinde çalışan Tamila Hanım böyle bir şeyin olmadığını, her şeyin audit raporlarının düzgün her sene ofisin kontrol edildiğini, audit raporlarının her sene denetimden geçtiğini, vergi raporlarının her sene düzgün bir şekilde yapıldığını ifadesinde de bildirmiştir. Çalışan Ilgar Aliyev de eşimin lehine ifadeler vermiştir. Kesinlikle bu konuyla ilgili, yani bu eşimin iddia edildiği şeyin olmadığını zaten ifadelerinde söylemiştir.